Sevgili seyirciler, Hayat'la beraber de şimdi sizleri Karadeniz bölgesine götürüyoruz ve özellikle taş kömürlü ünlü Zonguldak'ta farklı sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren kuruluşlarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Batı Karadeniz'in incisi Zonguldak'taki izlenimlerimize devam ediyoruz ve ekip olarak bu kez Devrek ilçesine konuk oluyoruz. Bu şirin ilçede 1987 yılından bu yana geri dönüşüm işiyle uğraşan Can Tekinler geri dönüşümü ziyaret ediyoruz ve bu oldukça ilginç, bir o kadar da çevreye duyarlı işle ilgili bilgiler almak için şirket müdürü Ahmet Can Tekin'e uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Tesadüf eseri bir akrabasının tavsiyesi üzerine geri dönüşüm işine başladığını dile getiren Can Tekin, şirketlerinin ve geri dönüşüm sektörünün geçmişten bugüne geliş aşamalarını anlattı. Bu sektöre girme fikrimiz tamamen tesadüf de diyebiliriz aslında. Bir aile yakınımızın bizi teşvik etmesiyle 1987 yılında başladı. O dönemlerde daha basit usulde çalışılıyordu. Hurdacılık. Eskici de denebilir anlamında çalışmalar vardı o zamanlar. Daha sonraları kendiliğinden böyle yavaş yavaş, kademe kademe geri dönüşüme. Tabii şu anda çok daha fazla geri dönüşüme de ülkemizde devlet tarafından da destek verildiği için hızla aşama kaydedilebilir duruma geldi. Şu an için aktif halde çalışıyoruz, iyi bir şekilde çalışıyoruz. Şirketlerinin büyüme politikasından da bahseden Ahmet Cantekin, bugün geri dönüştürüp hazır hale getirdikleri ürünleri, ilerleyen zamanlarda kendi tesislerinde üretmeyi planladıklarının altını çiziyor. Cantekinler geri dönüşümün büyüme politikasının bayağı bir ilerisi var. Öyle görünüyor. Yani bugün elde ettiğimiz hazır hale, geri dönüşüme hazır hale getirdiğimiz ürünleri yarın bir gün inşallah kendi tesisimizde granür, enjeksiyon yaparak, yani bugün poşettir, damlama sulama borularıdır, korge borudur. Yani ucu önü çok açık. Yani yapabildiğiniz kadar ucu önü açık yani. Doğaya atılan plastik ambalajların kaybolmasının neredeyse imkansız olduğunu anlatan Can Tekinler Geri Dönüşüm Şirket Müdürü Ahmet Can Tekin, geri dönüşüm bizim geleceğimiz diyerek bu işin önemini vurguluyor. Geri dönüşüm bizim geleceğimiz bir anlamda. Yani biz ne kadar geri dönüşüme katkı sağlayacak ürün toplayabilirsek o bizim geleceğimizi belirler. Yani doğaya karışan ambalaj atığı doğada erimesi çok zor. Yani biz ne kadar ki bunda kendimizi bir toplum, vatandaş olarak kendimizi bilinçlendirirsek o kadar bize ileriye dönük o kadar katkı sağlayacaktır. Yani çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza artık bu böyle zincirleme gidecektir.